Merhaba, ben Barış. Girişimci Muhabbet'in 82. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün Sami Can yok. Ben bir konukla çekme ihtimalim vardı ama bu hafta onu ayarlayamadık. Belki gelecek hafta yapacağız. O yüzden bu bölümü eski bölümlerdeki olduğu gibi bir sefer daha almıştı galiba. Ben tek başıma yapıyor olacağım. İsterseniz yavaş yavaş konulara geçelim. Çünkü Sami Can olmadığı için bir arada sen ne yapıyorsun, sen ne diyorsun gibi muhabbet edemeyeceğiz şu anda. Ben ne yapıyorum diye onun sorusu gelseydi ne cevaplardım diye düşünüp onu cevaplayayım isterseniz. Ben hala aynı şekilde devam ediyorum. Danışmanlıklarla beraber. Şimdilik böyle devam edecek gibi gözüküyor. Hayatımdan memnunum yani. Onun dışında daha değişik bir şey yok. Slack kanalındaki bazı küçük projeler var. Onlarla yavaş yavaş ilgilenmeye başlıyorum. Onlar da benim için ekstra motivasyon kaynağı oluyor zaten. Onlarla ilgilenmekten her zaman zevk alıyorum. Konulara geçmek istiyorum artık çünkü yani 3 tane konu var şimdi Sami Can olmadığı için 3 tane konu buldum kendime. Bunlardan aslında detaylıca bahsetmek istiyorum çünkü her biri bence bayağı güzel şeyler. Özellikle son bahsedeceğim şey, şimdi birazdan bahsedeceğim hepsinden teker teker isimlerinden. Şimdi ilki bizim Slack kanalında Furkan diye bir arkadaşımız var. Kayseri'de o 3 arkadaşıyla beraber bir proje geliştirdi ve bana bahsetti. Bu bölümün bir büyük kısmını ona ayırmak istiyorum. Çünkü beni heyecanlandırdı ve ben aslında bu projenin gerçekten global şeyde büyüklükte etki yaratacağını düşünüyorum. O yüzden ondan bahsedeceğim. Sonrasında yine Slack kanalından Çağrı arkadaşımızın paylaştığı bir site vardı. Onu inceledim ve ondan bahsetmeye karar verdim bu bölümde. İsmi birtutamgirişim.com. Ondan da detaylıca bahsedeceğim ve son olarak da Girişimci Muhabbeti'nin sözlük sayfasında bir tane yorum geldi. Bu bölümde ondan bahsetmeden geçemezdim tabii ki. Çünkü bayağı ilginç ve bence ne derler? Şimdiye kadar benzeri gelmemiş bir yorum. Ondan da bahsederek bu bölümü halledeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi birinci konumuza başlayalım. Furkan arkadaşımızın yaptığı, üç arkadaşla beraber yaptığı projenin ismi Flight Justice. Yani uçuş adaleti diye düşünebilirsiniz. Sitenin ismi flightjustice.com, o yüzden Flight Justice dedim. Belli ki işte global hedefleniyor. Sadece Türkiye'de hedeflenmeyen bir iş. Çok özet geçmek istersek şöyle diyebiliriz bu projeyle ilgili. Mesela işte herkes uçakta bir yerden bir yere gidiyor ve bazı problemler yaşama ihtimali olabiliyor. Bu problemler nasıl olabilir? Mesela uçak rötar yapıyor, gecikiyor, sizi bekletiyor ya da uçak bir anda iptal oluyor. İşte size geç haber veriliyor ya da haber verilmiyor, son anda fark ediyorsunuz gibi. Ya da işte bavulunuzu veriyorsunuz ama ya da işte bavul verdikten sonra bir aktarma daha yapıyorsunuz. Bavul o aktarmada karışıyor, başka yere gidiyor. Bir türlü bavula ulaşamıyorsunuz, uzun zamanlar geçiyor gibi. Bunun gibi bir sürü şey sayılabilir aslında. Bunun gibi birçok problem yaşamanın ihtimalimizin olduğu yerde aslında şimdiye kadar hakkımızı arama konusunda birazcık şeydik yani. Bilinmezdi o konu bizim için. Yani özellikle bizim gibi yani son jenerasyon ve bir alt daha da yeni jenerasyon için bu tamamen kim uğraşacak bunu, nasıl yapacağım, yani kimle ne yapacağım bile bilmiyorum. Gidip Allah'ın bilmem ne şeyleriyle, oradaki görevlileri benim yüzüme bakmayan adamlarla mı uğraşacağım diye bir şey vardı, algı vardı. O yüzden buradaki hakkımızı aramakla ilgili hiçbir ne derler girişimimiz olmadı bizim şimdiye kadar. Herkesin etrafında benim işte çantası kaybolan oldu, gerçekten rötar, inanılmaz uzun rötarlar gören insanlar oldu ama hiç haklarını aradıklarını görmemiştim şimdiye kadar. Şimdi bu işle beraber, bu projeyle beraber aslında bu haklarınızı bu proje, yani bu girişim sizin için arıyor oluyor. Yani ne oldu mesela? Ben bir tane işte bavulumu kaybettim. Gelmedi bavul. Ve uçak firmasının suçlu olduğunu düşünüyorum. Bu siteye giriyorum. İşte hangi uçak firması, hangi uçak, hangi sefer gibi şeyle bilgileri dolduruyorum ve büyük ölçüde şeyi de anlatıyorum, durumu da anlatıyorum. Yani işte rötar değil ya da uçağın iptal olması değil ama bavulun gelmemesi gibi bir durum. Ondan sonra onlar arkada benim hakkımı arıyorlar. Büyük ölçüde şirkete gidip bunun bir case'ini açıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir durum var, bu adamın böyle bir hakkı vardır. İşte artık kaç TL bir tazminat oluyor bilmiyorum. O tazminatı benim için almaya çalışıyorlar. Eğer alabilirlerse onun üzerinden kendilerine bir komisyon alıyorlar. Bu bence çok çok güzel bir gelir modeli. Eğer alamazlarsa, yani şirketle de anlaşma yoluna deneyip beceremezlerse, şirket yanaşmayabilir tabii ki. O zaman da arkada avukatları var. Avukatlar dava açıyorlar ve işte %98 oranında başarı oranıyla o davayı kazanıyorlar diye bir claim var sitede. Bu da ilginç bir şey aslında çünkü
Dava açılması, takip edilmesi bunlar gerçekten özellikle Türkiye'de yani benim bildiğim kadarıyla bayağı sıkıntılı zor işlemler. Bunu sizin için yapıyor olması ve sonunda %98 başarıyla sizin bir tazminat alabiliyor olmanız bence çok çok büyük bir disruption olur bu tarafta. O yüzden beni çok heyecanlandırdı bu proje. Yine o taraftan da o tazminat alındığı sürece yine sürede de yine kendi komisyonlarını alıyorlar ve size işte esas olarak ne bileyim ana paranın belki %95'ini veriyorlar. %5'te komisyon var. Bu arada oranları bilmiyorum şu anda tamamen şey yaptım örnek verdim. Bu bence çok çok inanılmaz çok ilginç bir proje. Dünyada bunun örnekleri var mı diye bakmadım aslında. Dünya çapında aynı şekilde sizin haklarınızı işte legal haklarınızı arayan ve bu şekilde bir SaaS'a dönüşmüş bir iş var mı diye bakmadım ama böyle bir şeye ihtiyaç olduğunda ben bayağı eminim. İşte testleri yapılabilir hala. Bütün bu hani klasik startup süreçlerinden tabii ki geçebilir ki geçecekler zaten. Ama onun yanında en başta hani bir fikir gelir ve sizi heyecanlandırır ya da heyecanlandırmaz da. Yani biri gelip bana işte biz çanta satacağız internetten ve zengin olacağız ve işte insanlara inanılmaz faydalar sağlayacağız dese şu anda çok heyecanlanmam. Ama böyle bir şey duyunca gerçekten heyecanlandım ve işte Furkan'a yardımcı olmak istediğimi söyledim. O da kabul etti. Bu bölümde özellikle bundan bahsetmek istiyorum çünkü sanırım çok yeni daha birkaç gün oldu şey açılalı site açılalı. Şimdi Slack kanalında da daha paylaşılmadı. Orada da paylaşacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Yani insanlar gerçekten bu fikirle ilgili ne düşünecekler? Gerçekten yani kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı, kullanmayacaklarsa neden kullanmayacaklar? Onu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bunun yanında işte Türkiye'den global olabilecek bir işin çıkma ihtimali de beni genel olarak heyecanlandırıyor. O yüzden ne olursa olsun zaten yardım etmeyi teklif edecektim. Bu o yüzden ne derler? Benim arkasında duracağım ve yardımcı olacağım bu süreç içerisinde bir iş olacak. Siz de girin. Ben zaten bölümün altındaki açıklama kısmına da linki koyarım. Flightjustice.com. İsminin de zaten İngilizce seçilmiş olması beni de daha da mutlu etti. Bir an önce bence zaten sitenin İngilizce ve farklı dillere çevrilip hemen uluslararası şeye çıkmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman eğer işte birkaç tane kullanıcı dener ve başarılı oldukları ortaya çıkarsa o zaman ilginç şeyler olmaya başlayacaktır. Dediğim gibi link aşağıda olacak. Bence girip bir bakın. Etrafınızda böyle bir şeyden mağdur olan birileri varsa onlara belki iletebilirsiniz. Ya da sizin yakın zamanda olduysa belki siz kullanabilirsiniz. Bence bir deneyin, bir bakın. Aklınıza yatacağını düşünüyorum. Bilmiyorum neden bu kadar şey yaptım, promote ettim bu işi ama beni çok heyecanlandırdı. Bence bu yüzden. O yüzden şey yapıyorum, arkasında duruyorum bu işin. Ayrıca tabii Slack kanalına gelirseniz, Furkan Slack kanalında var zaten. O muhabbetlerin içerisinde bulunuyor. Ona istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Orada hep beraber de konuşuruz zaten. Gelecek haftalarda bu işi. Bence güzel bir iş olacak gibi gözüküyor. İsterseniz bir diğer konuya geçelim. Diğer bahsettiğim birtutamgirişim.com işine. Bu bir Medium üzerine kurulmuş bir blog aslında. Kurucusu da bir saniye bizim Slack kanalına gelmişti. Mertcan'dı galiba. Evet, Mertcan Yücel. Onu bizim kanala davet ettiği için Çağrı'ya da ekstradan teşekkür ediyorum burada. Kanalda böyle içerikleri yaratan insanların bulunması gerçekten çok muhteşem, güzel bir şey bizim için de. Şimdi bu Bir Tutam girişim içerisinde bir sürü ne derler blog yazıları var aslında. 20 tane gözüküyor şu anda. Bu 20 yazının içerisinde de güncel olacak şekilde girişim haberlerinden bahsediliyor ve işte yerli ve yabancı olarak ayrılmış yeni girişimlerle ilgili haberler gibi. Aslında burada girişimci muhabbetinin yaptığıyla örtüşen bir kısım var. O yazılı bir içerik, bizim yaptığımız sözel bir içerik. Ama bence bunun yazılı olması da bayağı önemli ve kritik bir şey. Yani biz keşke şunu ayarlayabilseydik aslında en başından. İşte biz bu kadar zamandır amcanla konuşuyoruz. Söylediklerimiz duruyor ve dinlenebiliyor ama bunları yazıya çeviren bir aracımız yok. Aslında yazıya çevirebilsek bu kadar. Ne bileyim her hafta biz yarım saat konuşuyoruz. O yarım saatlik konuşmanın tekste dönüşmüş hali de bayağı çok içerik anlamına gelir. Çok yapısal olarak düzgün olmayabilir konuşma olduğu için. Ama yine de bence bayağı güzel olurdu ama öyle bir şey yapamadık şimdiye kadar. Yakın zamanda benim öyle bir hayalim var aslında. Onunla, yani bunu yapabilen bir bildiğiniz tool falan varsa önerirseniz sevinirim tabii ki.
Ama bu birtutamgirişim.com aslında onun hem daha yapısı olarak düzgün hali hem de yazısı halinde bulunuyor olması çok da güzel bir şey tabii ki. O yüzden hemen ben inceledim ve bayağı kaliteli bir içerik bloğunun olduğunu gördüm. Size de tavsiye ediyorum. Bence siz de girin bir bakın. Bilmiyorum şimdi bizim Slack kanalında geldiği için Mertcan onunla da konuşuruz. O ne düşünüyor böyle bir blogla nereye gitmeyi planlıyor falan diye. Belki ileride ortak bir şeyler de yapabiliriz. Bilmiyorum şu anda tamamen hiç konuşmadan hiç bilmeden söylüyorum ama ben bayağı beğendim. Size tavsiye ederim. Yani özellikle şu anda girişimci muhabbetini dinlediğiniz için bu işlerle ilgili olduğunuzu varsayarak söylüyorum. Yani WebRise'dan ya da TechCrunch'tan okuduğumuz şeylerin üzerine bir daha bir ne derler iyi bir kılıf geçirerek daha böyle bir güzel basit sade yorumlanarak bu şekilde biraz daha hap şeklinde getirilmiş bir içerikle sunulması bence güzel olmuş. Bir de üzerine tabii ki Türkçe bu yani İngilizce de değil. Tamam WebRise de Türkçe ama hani WebRise'nin içerikleri bence biraz daha kapsamlı, biraz daha detaya inmiş olabiliyor. Burada daha çok farklı yerden içerik var ve daha ne derler hap gibi. O yüzden benim bayağı aklıma yattı. Ben takip etmeye başlayacağım bu haftadan itibaren. Bundan eski yani daha eski yazılarını da kontrol ettim. Güzel şeyler gözüküyor. Umarım güzel şeyler yazmaya devam eder. Biz de belki ileride bir şeyler yaparız beraber. Şimdi son şey konusuna geleyim. Bu birazcık ilginç bir konu. Ondan önce birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bizim yani ben aslında şeyi merak ediyorum her zaman ama bunu nasıl ölçeceğimizi tabii ki bilmediğimiz için onu hiçbir zaman çıkartamıyoruz. Şimdi biz bu kadar zamandır konuşuyoruz burada ve tabii ki bir algı oluşuyor. Yani işte Barış kimdir, nasıl bir adamdır, işte sempatik midir, antipatik midir, işte hoşgörülü müdür, yoksa agresif midir falan gibi bir sürü insanların aklında aslında bilinç altında şeyler oluşuyor. Algılar oluşuyor. İşte amcanın için de aynı şekilde. Biz şey yaptık, yani konuştukça aslında bu algılar değişiyor ya da oturuyor ya da işte ne bileyim farklı yerlere doğru hareket ediyor. Şimdi bizim için ben en başından beri bütün podcastlerde her zaman işte bize yorum bırakın. Bize yorum bırakmanız çok önemli. Hem işte teknik olarak işimize yarıyor. Çünkü işte SEO açısından ya da iTunes'da daha çok yorumlar daha çok ön plana çıkıyor gibi şeyler var. Onlar da zaten daha bariz şeyler. Ama onun yanında biz gerçekten onları yani ben her gün bütün ortamlardaki yorumları zaten kontrol ediyorum. Ve orada yazan en ne derler kısa cümleden en uzun detaylı analize kadar hepsini tabii ki okuyorum. Ve hatta birkaç kere okuyorum. Çünkü insanların farklı, başka insanların kendinizle ilgili söylediği şeyler aslında çok ilginç şeyler. Yani biz bu podcast'i yapmıyor olsaydık da bir arkadaşım gelip bana işte sen şöyle şöyle bir adamsın, bir de şöyle bir özelliğin var deseydi bayağı ilgimi çeker. Çünkü demek ki öyle bir algı yaratıyorum falan diye. O yüzden bu taraf bizim için en başından beri çok ilginçti. Şimdi dediğim gibi bu ekşi sözlükteki yorumlara da her zaman bakıyoruz ama son hafta bir Mert'in bize yine Slack kanalındaki Mert'in uyarısıyla fark ettiğim bir yorum gelmiş. Yorumun linkini de bence paylaştım. Çünkü biraz ilginç bir yorum. Normalde bizim ekşi sözlükteki şeyimizde, sayfamızda pozitif diyebileceğimiz yorumlar var. Yani işte iki tane adam oturmuş, bir şeyler konuşuyorlar, fena değil falan filan. Biraz daha işte İngilizceye dikkat etseler daha iyi olacak gibi yorumlar oluyor. Biz de bunlardan tabii ki en başından beri şey almaya çalışıyoruz derler. Dikkate alıp düzeltmeye çalıştığımız şeyler oluyor. Ama bu yorum biraz daha farklı bir yorum ve bizim biraz daha kişisel durumlarımızı etkileyen demeyeyim de ne derler eleştiren bir yorum. Ben kesinlikle şey demeyeceğim bu arada. Ben şöyle bir insan olduğum için yani herhangi bir eleştiriyi işte ne kadar sert yumuşak olsa bile ben değerli buluyorum ve hani bu klişedeki üstünde istemiyorum tabii ki böyle. Tabii ki her yorum değerlidir falan diye. Yani ben birinin daha sert, daha ne derler alışıldığın dışında yaptığı yorumları daha çok dikkate alıyorum aslında. Çünkü klasik yorumları yapmak daha kolay şeyler işte. Bu adamlar iyi gözüküyorlar. Okey, eyvallah. Ama daha böyle uç noktalarda bir şeyler söylüyorsunuz. Bu iki tane şey gösteriyor. Ya biz gerçekten o kadar ekstrem şeyler hissettiriyoruz insanları. Ya da onu yazan insan bazı ekstremlerde yaşıyor. Bu ikisi de benim için bayağı ilginç şey. Bu yorumu şimdi burada tabii ki okumayacağım. Ama genel olarak şeyinden bahsedeceğim, içeriğinden bahsedeceğim. Siz bence Excel'e girip bir bakın ona. Yani ilginç gelecekse tabii ki bakabilirsiniz. Yoksa bizimle ilgili bazı eleştiriler var zaten. Şeyle ilgili yani bizim ikimizin fiziksel durumları ve işte konuşma tarzlarımız falanla ilgili bir yorum.
Onun yanında da işte bizim aslında çok da bu işten anlamadığımızı ve yani öylesine yaptığımız ve işte WebRaz'daki haberleri okumaktan farklı bir şey söylemediğimizi gösteren bir review olmuş, yazı olmuş. Okey, bu bence çok değerli. Yani WebRaz'daki yorumları okuduğumuzu ve üzerine hiçbir şey katmadan ve dümdüz bir şekilde aktardığımızı düşündürüyorsak bu bizim için çok önemli bir eleştiri. Bununla ilgili bence aksiyon alabiliriz. Biraz daha dikkatli olabiliriz. Daha ne derler detayına dikkat edebiliriz. Daha az yanlış yapabiliriz. Ya da biraz daha yorum katabiliriz dümdüz okuyorsak eğer. Bu bence çok düzgün. Onun dışında işte bizim durumumuzla ilgili yani işte birimizin pasif olması ya da birimizin atarlı olması ile ilgili bence yapılabilecek çok büyük şey var. Bu şekilde düşünülüyorsa eğer etrafta böyle bir algı varsa bence bunu düzeltmek lazım. Çünkü kimse o şekilde atarlı bir insanın podcastini bence dinlemek istemez. Bilmiyorum herkes böyle düşünüyor tabii ki demiyorum. Sadece şu anda birebir bir şey yapıyorum. Bunları düzeltebiliriz biz. Sadece ekşi sözlükte bu şekilde bir yazının olması bizim bence podcast olarak farklı ne derler daha da geniş yerlere ulaştığımızı gösteriyor. Bu o yüzden de beni ayrıca da memnun etti. Ayrıca Slack kanalında da tabii hemen paylaşıldı ve üzerine muhabbetler döndü. İnsanlar yani bu yazıya karşı da eleştirilerini söylediler. O da ayrıca bizi memnun etti tabii ki. Çünkü biz hiçbir şey söylemeden hani "Aa, bu adam böyle düşünüyor ama bence yanlış düşünüyor" diyenler de var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü şey yani birilerinin seni desteklediğini biliyor olmak ne olursa olsun iyi hissettiriyor. Yani tamam eleştiriyi kabul etmek, algılamak, ona göre aksiyon almak da önemli. Ama ne olursa olsun bir yerde destek hissetmek de çok önemli. O yüzden bu yazıya karşı eleştiride bulunup bizim bazı şeyleri iyi yaptığımızı düşünen insanlar varsa da onlara tekrardan teşekkürler. Onlar da iyi ki varlar çünkü onlar bizi şey yapıyorlar. Yani biraz daha ayakta tutuyorlar. Bizim bu şekilde tamamen ne derler gönüllü bir şekilde devam ettiğimiz şeyi devam ettirmemize sebep oluyorlar. O yüzden onların varlığı bizim için çok önemli. Neyse dediğim gibi şeyde linki aşağıda paylaşacağım. Merak edenler olursa tıklayıp izle şey yapabilirler, görebilirler. Şimdilik şey aslında üç tane konudan bahsedeceğim demiştim. Bunlar bu kadar. Bunların dışında şu anda aklıma yani daha önceden not aldığım ve bahsetmek istediğim bir konu yok. Gelecek hafta dediğim gibi bir konuğumuz olabilir. Şimdiden açıklamayayım çünkü yine tam süper %100 belli olmadığı için şey değil. Belli değil. Şimdiden onun ismini verirsem bir anda böyle bir şey olabiliyor. Ya işte bu hafta yapmasak, gelecek hafta yapsak gibi konular olabiliyor. Kimseyi zor durumda bırakmamak gerektiği için. Böyle yapalım. Benim konularım aslında bu kadar. Bir tane daha şey vardı ama onu söylemekten bu seferlik yani bu Samcan yokken vazgeçtim. Çünkü onu belki beraber tartışsak daha güzel olabilecek diye düşünüyorum. Bu bölüm bakayım ne kadar olmuş. Evet nispeten. Evet Samcan. Normalde Samcan'la yaptığımız bölümler işte 30, 28, 30 dakika olabiliyor. Şu anda galiba 20 dakikaya yaklaşmış durumdayım. Demek ki Samcan yokken biraz böyle monolog şeklinde yapılınca şey konuşma biraz daha kısa oluyormuş. Ne olursa olsun tabii diyaloğun bence güzelliği kadar olmuyordur monolog. Çünkü ben bile şu anda şey yaparken çekerken şey yapıyorum, zorlanıyorum. Çünkü konu ilerlese bile aklımdan söyleyecek şeylerim gelse bile aslında yanımda soracak birinin olması çok daha rahatlatıyormuş şu anda onu fark ettim. Bu arada bir önce tek başıma yaptığım podcast'te şeyden bahsetmiştim. İşte benim kendi yaptığım girişimden, Shopnomi'den ve orada biraz daha ne derler itiraflar gibi biraz daha böyle self confessions yani şu anda Türkçesini bulamadım. Böyle kendi kendime o zamanlarda yaptığım şeyleri anlatıp birazcık onlarla ilgili yorum beklemiştim. O biraz daha ne derler monolog olmaya daha uygun bir formattı. Şimdi biraz daha klasik formatın içinde kalarak bunu yaptığım için bence daha zor oldu. Bana öyle geldi yani. Neyse keşke bu bölümü şeyle yapsaydım. Bir konuk bulabilip ayarlayabilip onunla yapsaydım daha da güzel olurdu diye düşünüyorum. Neyse bu bölüm böyle olmuş olsun. Dediğim gibi linkler aşağıda. Özellikle şeyi bence bir bakın. Tekrar söyleyeyim. Flightjustice.com'a bir bakın. Uçakla çok seyahat eden birileri varsa onlara da iletin. Bence Türkiye'den eğer bu iş çıkarsa, globale giderse ilginç şeyler olabilir. Ben heyecanlanıyorum. Umarım gerçekten de olur. Ben arkasındayım sonuna kadar.
Onun dışında ikinci bahsettiğim şey birtutamgirişim.com. Medium üzerine kurulmuş, yani Medium altyapısını kullanan, tasarım olarak Medium'u kullanan bir girişim haberleri blogu diyebiliriz aslında. Yine kurucusu Mertcan bizim... Arkada inanılmaz bir korna sesi geliyor şu anda. Neyse. Mertcan da bizim Slack kanalında. Onunla muhabbet etmek isterseniz Slack kanalına gelip onunla da konuşabilirsiniz. Son olarak da ek sözlük linkini zaten aşağıda paylaştım. Onunla da ilgili bayağı konuştum. Tekrar çok bir şey söylemeye gerek yok. Ona da bakarak bu haftayı bitirebiliriz. Bize tekrarlayacağım. Ek sözlükten yorum yapın. iTunes'dan yorum yapın. Dediğim gibi yani istediğiniz şeyleri yazın. Önemli olan yazmanız. Ben gerçekten çok kontrol ediyorum. Çok merakla bakıyorum oralara. Onun dışında Twitter'dan, Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Ben eğer e-mail şeyimize, bültenimize kayda olursanız ben haftalık Slack kanalında paylaşılan linkleri e-mail olarak paylaşıyorum her hafta bölümle beraber. Onun dışında girişimcimuhabbet.com'da tüm bölümler yer alıyor. Oradan girip hem tüm bölümlere ulaşabilirsiniz hem orada birkaç tane farklı işte Slack grubuna katılmaya oradan ulaşabilirsiniz. Indie girişimci diye bir formumuz var. Ona oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada şeyi de tekrarlayayım. Indie girişimci için 7 tane başvuru geldi. Onları değerlendireceğiz Sami Can'la geldikten sonra. Ama biz minimum bir 20 olmasını falan bekliyorduk. O yüzden eğer yakınınızda, etrafınızda küçük işler yapıp, küçük işlerden kastım yani bir kişinin, iki kişinin yarı zamanlı, belki daha da az zamanlı vererek yaptığı işler ve sonucunda küçük de olsa işte 100 lira, 1000 lira, 5000 lira gibi paralar kazandığı aylık işler varsa eğer oraya katılmaya hak kazanıyor otomatikman. Eğer oradaki formu doldurursanız biz size ulaşacağız ve sizinle ilgili daha detaylı bilgi almak için bir soru listesi hazırlayacağız ve size yollayacağız. Gelen soruları da ondan sonra yaratacağımız bir böyle basit bir arayüzde paylaşacağız. Çünkü bence Türkiye için bayağı önemli bir şey. Böyle işler Türkiye'de yapılıyor ve aslında bu adamlar böyle çalışabiliyor, para kazanabiliyor. Bence hepimiz birbirimize göstermemiz gerekiyor. Bir inanç meselesi aslında bu çünkü. Yani herkes ha böyle bir şey yapılabilirmiş gibi inanırsa ben daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden girişimcimuhabbeti.com/indigirişimci sayfasına girerseniz o formu bulabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Nispeten kısa bir bölüm oldu. O yüzden kusura bakmayın. Ama biliyorsunuz yani tahmin edersiniz monolog yapmak birazcık sıkıntılı bir iş. Ben de zaten çok çok süper konuşkan bir adam değilim. O yüzden bu haftalık benden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.